ülkemizde yapanın yanına kalıyor. Bu böyle olduğu sürece herkes bundan sonraki müdürdür, müsteşardır, hep konuşuluyor ya, şu o rüşvet edi, şu da bilmem ne yaptı. Çünkü bir kişi günah keşişi seçip oraya koyuyorsunuz. Her gün haberlerde aynı kişi, yalnız bu kişi mi yaptı? Hiç mi yok? Bu kadar konuşuluyor yani, bu muydu? Yani isterseniz ciddi bir araştırmaya gidip çok herkesin bir bedel ödemesi gerekiyor. Tabii. Bugün atanmışlar maalesef kral gibi davranıyor. Seçilmişlerden daha dominant diyeyim, seçilmişi ve yüzünüze diyor ki sen hancısın, yolcusun, biziz hancı, biziz bu ülkeyi yöneten. Yani ciddi bir liderlik ister, güçlü bir otorite ister ve işler yalnız sözde değil. Bir plan yaptım, benim planım bu ve bunu da muhalefet de sorgulamıyor. Bir hükümet programı yaparsınız ve çıkarsınız, dersiniz ki benim hükümet programım bu. Sen bunu kaçta kaçını yaptın? Şu 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 maddeleriyle ilgili ne yaptın? Yapacağız edeceğiz değil, ne yaptın? Söyle bana. Yapmadın, bundan sonra sana oy yok. Muhalefet de bunları çıkıp söylemesi lazım ama muhalefette de iş yok. Muhalefette ancak bugün baktığınızda sahte diploma olayları konuşuyor. Muhalefet kaç defa çıktı konuştu. Yani. Hep üstünü kapalı, doğru. Hep yuvarlak cümlelerle geçiştirmeye çalışıyor. Ama bu geçiştirme zamanı değil. Hata yaptıysa benden de olsa olmasa da bir bedel ödemesi gerekiyor.